Bugünkü sistem okuttuğu insanlara kendi istediklerini mi sorgulatma hakkı veriyor? Sınırlandırdıkları yere kadar mı sorgulatma hakkı veriyor? Yoksa her şeyi sorgulayabilirsiniz mi diyor? Hiçbir sistem her şeyi sorgulatmaz. Nasıl demokrasi var o zaman bu memlekette? Müslümanlardan bahsettim. Siz mesela Müslüman mısınız? Vallahi elhamdülillah. O zaman ikimizin farklı düşünmesi diye bir şey kesinlikle Kur'an'a göre olamaz. Allah diyor ki, yeryüzünü ben yarattıysam, gökyüzünü ben yarattıysam, bütün sizi de ben yarattıysam, donattıysam, çoluğunuzu çocuğunuzu ben veriyorsam, yiyeceğiniz içeceğiniz her şeyi ben veriyorsam, gökten yağmuru partileriniz indirmiyor. Yeryüzünden herhangi bir sebzenizi, meyvenizi, herhangi bir yiyeceğinizi partileriniz çıkarmıyor. Sisteminiz de çıkarmıyor. Ve bana muhalif olmasına rağmen siz onların peşine gidiyorsunuz, onları seçiyorsunuz ve onları başa getiriyorsunuz. Sizce böyle bir durumda, yani bunu Allah'ın hafetleri olarak da düşünebiliriz, bir başka bir insanla yapılan hainlik olarak da düşünebiliriz. Doğru bir şey mi? İran şeriat değil mi? Suudi Arabistan bunlar şeriat değil mi? Afganistan, Pakistan bunlar nasıl bir şey yönetiyor? Hani öncelikle şunu söyleyeyim. Bir insan Müslüman olduğu zaman İslam'ı temsil etmez. İslam kendini temsil eden bir dindir. İslam'ın kendini temsil ettiği de iki tane kaynak vardır. Kur'an ve sünnettir. Siz Kur'an'ı okursunuz, İslam'ı o şekilde yargılarsınız. Yoksa bir Müslümanın yaptığı, Suudi Arabistan bugün Amerika ile işbirliği yapıyor. Amerika'nın finansmanlığını resmen yapıyor. Amerika'ya destek veriyor. Şimdi biz bu insanlara bakıp da şeriat kötüdür mü deriz? İslam mı önce, Türklük mü önce? Türklük önce. Adem Aleyhisselam ilk Müslümanlardan birisi. Adem'den daha önce bir Türk var mıydı? Sizin doğru dediğiniz bir şey bir kere evrensel olmalı. Yani bütün insanlara... Evrensel olmalı değil mi? Kesinlikle evrensel. Mesela Allah Subhanahu ve Teala'nın güneşi evrensel. Evrenselden kastınız nedir? Evrenselden bastım bütün dünyaya kapsayıcı mıdır? Kapsayıcıdır. Yahut yağmurlar, bulutlar evrensel mi? Evrenseldir. Ya da havamız evrensel mi? Evrenseldir. Allah Subhanahu ve Teala bunları yaratmış mıdır? Yaratmıştır. Gökten indirdiği damlaları, yağmurları kabul ediyoruz. Üstteki güneşi de kabul ediyoruz. Şu gökyüzündeki havayı da kabul ediyoruz. Ama gökyüzünden indirdiği o Kur'an'ı ne hikmetse nefsimize uymadığından dolayı reddetmeye başlıyoruz. Bunun için sebepler üretiyoruz. Ben şunu sormak istiyorum. Bugün demokrasi olan bir memlekette ya da laik dediği ve laiklik nedir? Bütün dinlere, ideolojilere eşit mesafededir. Peki niçin Türkçülüğe eşit mesafede değil de Türkiye Cumhuriyeti işte belediyelerinin üzerinde ne mutlu Türk'üm diyene yazıyor? Ya da Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü niçin var? Ya da Kemalizm niçin okullarda öğretiliyor? Laiklik bütün her şeye eşit mesafede ise gerçek manada kendisine de eşit mesafede olacak ve insanlara Kemalizm ideolojisini dayatmayacak ya da ne mutlu Türk'üm sözünü dayatmayacak. Doğru mu? Yavuz Sultan Selim Türk Avrupalılara karşı mücadele etmiş. Anadolu'ya kimler girdi? Anadolu'nun kapısını kim açtı? Alparslan mı? Kim açtı size? Sultan Alparslan açtı. Hayır, size göre kim açtı? Kim açtı? Türk olabilir ama o Türk'ü o şeye getiren şey ne? Kudüs'ü kim aldı? Selahaddin Eyyubi aldı. Doğru mu? Tamam. Ne yapalım şimdi? Halinizden memnun musunuz? Halimizden memnun değiliz abi. Mesela sorunlarınız ne? Sorunlarımız herkeste olduğu gibi ekonomi. Yeteri kadar iyi maaş alamıyoruz veyahut da alsak bile ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Onun dışında açıkçası diye bir sorunumuz yok. Yani çünkü Türkiye'de geneldeki çoğu insanın en temel sorunu bu. Bu sorun çözüldüğü zaman diğerleri de zamanla çözülüyor zaten. Okumuyorsunuz anladığım. Ben üniversite mezunuyum. Ben öğretmenim, resim öğretmeniyim. Atandınız mı? Atanmadım. Atama bekliyorum. Yani atama durumları da evet o da sıkıntılı. Yani yeterince bir kadro açılmıyor bize. Kontenjan açılmıyor. Bu kadar yıl okuyup da karşılığını görememekten mi pişmansınız yoksa okumaktan mı? Ya karşılığını görememekten tabii ki de yani okumaktan pişman değilim. Yani niye pişman değilsiniz? Mesela okulda size verilen eğitimin değeri nedir? Size ne kattı? Yani ister istemez sosyalleşme açısından çok şey kattı. Yani sosyalleşmek neyin üzerine sosyalleşmek? Mesela bugünkü sistemin razı olduğu şekilde mi sosyalleşmek yoksa Allah subhanahu ve teala razı olduğu şekilde mi sosyalleşmek? Ya ülkenin yani devletimizin bize sunduğu imkanlarla sosyalleşebiliriz. Onun dışında yani nasıl sosyalleşebiliriz. Yani kendi imkanlarımızla yani yurt dışına gidecek imkanımız olursa o şekilde olur. Hani genel kültür anlamında hani evinizden ayrılıyorsunuz, Türkiye'yi tanıyorsunuz, yeni farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Bunun o zaman eğitimle bir alakası olmadığını görüyor. Bazı sebepler, eğitim bir sebep. Evet, sebep oluyor yani. Bu zaman eğitimin değerli olduğunu bize anlatamayız yani bu konu hakkında. Mesela bugünkü Türkiye'nin ya da rejimin insanlara öğrettiği eğitimin değerini neyle ölçeceğiz mesela ya da değerli olduğunu nasıl ispat edeceğiz? Yani bunu nasıl ispat edebiliriz? Yani şimdi eğitimin değerini
hayrı illa yani şöyle okuduktan sonra mezun oluyorsun. Hemen işe giriyorsun. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani şimdi okuduktan sonra biz mezun olduk. Hani işe başladık, iyi bir para alıyoruz. Bu eğitimle alakalı bir şey değil. Eğitim insana biraz entelektüel bir şey katmalı. Yani çünkü eğitimin temel amacı budur. İnsanlara yani entelektüel açısından çevreyi, kendisini, işte yaşadığı dünyayı tanıması açısından bir şey katmalı. Sorgulayan bir insan olması. Bir insan olmalı yani. Ama sorgulayan bir insan olması konusunda şöyle diyebiliriz. Bugünkü sistem okuttuğu insanlara kendi istediklerini mi sorgulatma hakkı veriyor? Sınırlandırdıkları yere kadar mı sorgulatma hakkı veriyor? Yoksa her şeyi sorgulayabilirsiniz mi diyor? Hiçbir sistem her şeyi sorgulatmaz. Yani nasıl demokrasi var o zaman bu memlekette? Demokrasi var. Tabii ki de yani bize sunulan imkanlar ölçüsünde bir demokrasi var. Yani %100 bir demokrasi olduğunu yani Allah'ım. Bence dünyanın hiçbir ülkesinde. Tabii Avrupa'ya baktığımızda da başka gelişmiş ülkelere baktığımızda belki bizden daha öndeler bu konuda ama bizim de ülkemizin yani yaşadığı çevre, bulunduğu pozisyon erbabında bize sunulan bazı imkanlar var. Yetersiz imkanlar var. Kalitesiz bir eğitim var mıdır? Kesinlikle var. Ama yani maalesef bu şartlarda bir tatmin olamıyoruz. Yani tabii insanlar çok farklı görüşte. Muhtemelen siz de çok farklı görüştesiniz. Ben sizden çok farklı görüşte olabilirim. Tabii bunu herkesin bir ortak kabul edebileceği bir görüşte bir sistem sunmak kolay bir şey değil. Peki bizden üstün bir varlığın hepimizin üzerinde olduğunu kabul etmemize rağmen Türkiye'nin çoğunluğu da bunu kabul ediyor ve onun adına Allah diyorlar. Böyle bir varlığın yeryüzüne indirdiği bir kitaba onu kabul eden ve onu reddetmeyen, onu inkar etmeyen insanlar olarak onun indirdiği kitaba hep birlikte bağlı kalmamız gerekli değil mi? Devlet de bunun içerisinde. Ya şimdi bu sizin düşüncenizle alakalı. Müslümanlardan bahsettim. Siz mesela Müslüman mısınız? Müslümanım elhamdülillah. O zaman ikimizin farklı düşünmesi diye bir şey kesinlikle Kur'an'a göre olamaz. Olamaz ancak hani sizin gibi düşünmeyen birçok insan var ülkede. Burada usul hatası yapıyoruz. Yani şöyle bir şey. Benim gibi düşünmek dediğimiz şey Kur'an ve sünnetin dışarısında Kur'an'ın ve sünnetin herhangi bir kanun kural belirlemediği şeyler olabilir. Ama benim bahsettiğim şeyde mesela bugünkü rejim yapısı İslami bir rejim olması lazım. Bunu dinim belirliyor. Dinim istiyor. Maide 44. ayette. Allah diyor ki yeryüzünü ben yarattıysam, gökyüzünü ben yarattıysam, bütün sizi de ben yarattıysam, donattıysam, çoluğunuzu çocuğunuzu ben veriyorsam, yiyeceğiniz içeceğiniz her şeyi ben veriyorsam, gökten yağmuru partileriniz indirmiyor. Yeryüzünden herhangi bir sebzenizi, meyvenizi, herhangi bir yiyeceğinizi partileriniz çıkarmıyor. Sisteminiz de çıkarmıyor. Ve bana muhalif olmasına rağmen siz onların peşine gidiyorsunuz, onları seçiyorsunuz ve onları başa getiriyorsunuz. Sizce böyle bir durumda, yani bunu Allah'ın hatalı olarak da düşünebiliriz, bir başka bir insanla yapılan hainlik olarak da düşünebiliriz. Doğru bir şey mi? Şimdi şöyle bir şey, sizin düşünceniz tabii ki, yani kendi inancınız doğrultusunda, inancımız doğrultusunda bir şeyler söylüyorsunuz. Fakat şimdi biz neye inanıyoruz? Şimdi biz inandığımız şeyi gerçekten hani emrettiği gibi yaşıyor muyuz? Yani helali haramı bilerek bunun ölçüsünde hareket ediyor muyuz? Şimdi bunları bir sorgulamamız lazım. Şimdi şimdi dünyada şeriatla yönetilen veyahut da hani sizin istediğiniz doğrultusunda hani yönetilen ülkeler var, İslam ülkeleri var. Fakat bu İslam ülkelerinde şimdi sorsak hani o ülkenin rejimine sorsak biz de Kur'an'a göre veyahut da sünnete göre bir rejim oluşturduk ve ona göre yönetiyoruz. Fakat Türkiye çok farklı bir örnek. Yani ben sizden bahsediyorum ama siz Allah subhanahu görüşümü söylüyorum. Şöyle mesela en başta şunu söyledik ya. Dediniz ki Allah'ın indirdiğine göre yaşamamız gerekli. Evet, Allah'ın indirdiğine göre yaşamamızla beraber Allah'ın indirdiklerini de düşünce yapısı haline getirmemiz gerekli. Yani dava etmemiz lazım. Bir davalı ve davacının bir mahkemeye çıkıp da bu bana şu haksızlığı yaptı, bundan benim şu hakkımı alın der gibi yeryüzünde bu kitabı dava edip sizler Allah'ın hakkını gasp eden bir sistemsiniz ve Allah'ın istediklerini yapmıyorsunuz. Bundan dolayı sizleri desteklemiyoruz. Bundan dolayı Allah'ın istediği şekilde devlet yönetilmesi gerekli diye düşünce haline getirmemiz gerekli. Biz bunu yapıyor muyuz? Olan insanlar sizden bahsediyorum. Bunları tabii ki de yapmıyoruz ama şimdi bakın. Ama inanmadığımız zaman nasıl kendimizi Müslüman olarak insanlara atfedeceğiz? Hayır. Şimdi inançlarla devletin yönetilmesini uygun bulmuyorum. Burada ayrıldınız ama şu an mesela bahsettiğiniz şeyde ayrılıyorsunuz. Şu an şöyle. Şimdi ben şimdi fikrimi size empoze etmiyorum. Yani siz belki ediyor olabilirsiniz ama ben etmiyorum. Ediyorsunuz demiyorum. Siz bu düşünceyi hani insanlara hani kabul ettirme peşinde olabilirsiniz. Ben şuna inanan bir insanım, bir Müslüman olarak. Yani dünyanın çok geniş coğrafyalarında yani yaşayan Müslümanlar var, Müslüman ülkeleri var. Bunlar da şeriatla yönetiliyorlar. Hangileri mesela? Mesela Filistin. Filistin şeriatla yönetilmeyen bir devlet. Filistin şeriatla yönetilmese bile halkı çoğu bizim gibi Müslüman. Bizim gibi Müslüman. Yani onlar da Müslüman, bir inanca inanıyorlar. Onların devleti de hani şeriat olmasa bile. İran şeriat değil mi? Suudi Arabistan bunlar şeriat değil mi? Afganistan, Pakistan bunlar nasıl bir şey yönetiyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir insan Müslüman olduğu zaman İslam'ı temsil etmez.
İslam kendini temsil eden bir dindir. İslam'ın kendini temsil ettiği de iki tane kaynak vardır. Kur'an ve sünnettir. Siz Kur'an'ı okursunuz, İslam'ı o şekilde yargılarsınız. Yoksa bir Müslümanın yaptığı, Suudi Arabistan bugün Amerika ile işbirliği yapıyor. Amerika'nın finansmanlığını resmen yapıyor. Amerika'ya destek veriyor. Şimdi biz bu insanlara bakıp da şeriat kötüdür mü deriz? Osmanlı Devleti şeriatla mı yönetildi? Çok hataları var. Öyle böyle hataları yok. Şeriatla yönetilmedi değil mi? Yani kısmi şeriat, şunu da vurgulamak istiyorum. Mesela Osmanlı'yı İslamcı bir devlet yapısı bilenler var. Ama Ceddin de Neslin baban hep kahraman Türk milleti diyerek ırkçılığa insanları teşvik etti. Aslında bugünkü ne mutlu Türk'üm diyenin Osmanlı'da bir kaynağı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi sizin anlayışınız orada farklı. Şimdi ırkçılıktan şöyle bir şey var. Yani onu tamam ırkçılık olarak anlayabilirsiniz ama değil mi? Kadim bir devlet olduğumuz için, yani biz İslamiyet'ten önceden gelen Türkler olarak bir devlet olduğumuz için. İslam mı önce, Türklük mü önce? Türklük önce. Adem Aleyhisselam ilk Müslümanlardan birisi. Adem'den daha önce bir Türk var mıydı? Ama o İslam adı altında değildi ki. Evet, Müslümandı. Hayır, Kur'an ona Müslüman diyor. İslam belki son din fakat. Demek ki kadimlik eğer ölçünüzse ilk başta İslam'ı bu memlekete getirmemiz gerekli. Sayı ölçümse yine Müslüman olduğunu söyleyen insanlar var bu memlekette. Oradaki o laf manasını söylüyorum. Şimdi orada bizim Türklüğümüz çok eskiye dayandığı için, hatta Türklerin de hani bir peygamberlik, hani Oğuz Kağan Destanı'ndan bu yana gelen böyle farklı rivayetler var. Oradaki amaç şu: biz savaşçı bir millet olduğumuz için ve bizim genlerimizde milliyetçilik, işte barışçılık, dünyaya huzur getirme, adalet getirme, böyle bir amacımız, temel gayemiz olduğu için biz de Türkler olarak bir şekilde dünyaya huzur getirmeye çalıştık. Mazluma kol kanat germeye çalıştık. Tabii sizin ne anladığınıza bağlı. Çünkü sana Türklük mü değiştirir? Mesela şuradan kenara dönsem ileride belki bir tane Türk kadın satan bulabilirim. Türklük mü insanı değiştirir? Yoksa insanı değiştiren şey ahlak mıdır? O ahlakın dayandığı kaynaklar mıdır? Düşüncenizde olan, yani sizin şu söylemlerinizde olan insanlar da bugün başka insanlara tecavüz ediyor. Doğrudur, olabilir. Bugün Kemalistlerden de var mesela bahsettiğiniz ama bütün hepsini almayız değil mi? Alamayız. Ben şunu söylemek istiyorum. Şu şöyle bir şey var. Kime güveneceğiz? Kime şey yapacağız? Şimdi herkes farklı şey söylüyor. Siz mesela bu tarz söylemlerde bulunuyorsunuz. Mesela Allah kitap diyerek insanları kandıran bizim çevremizde bir sürü insan var. Yani doğruyu istismar edenler var diye biz doğrudan vaz mı geçeriz? Ya vazgeçmeyiz ama inançlarımızı devlet yönetimimize kattığımız zaman maalesef biz saf inancımızı veyahut da hani doğru bir şekilde devlet yönetimimizi elde edemediğimiz zaman olay çok farklı yerlere bürünüyor. Hükümetimiz mesela hani mesela İslamcı bir düşünce yapısına sahip diye düşünüyorum. Yani çünkü Cumhurbaşkanımız her çıktığında hani Peygamber Efendimizin ahlakından bahsediyor, sünnetlerden bahsediyor, ondan bahsediyor, şundan bahsediyor. Ama mesela hükümetimiz herhangi bir yanlış yaptığı zaman insanlarda şöyle bir şey uyguluyor. Diyorlar ki ya adam ondan bahsediyor, şeyden bahsediyor ama bu yanlışa nasıl yanlış yapabilir? Çünkü insanların inançları bu sefer şey olmaya başlıyor. Yani inanç hakkında ön yargıları oluşmaya başlıyor doğal olarak. Bir insan hata yaptığından dolayı biz doğru olan şeyi kenara bırakıp yanlışa devam etmemiz yanlış bir şey değil mi? Bakın, sizin doğru dediğiniz bir şey bir kere evrensel olmalı. Yani bütün insanlara evrensel olmalı değil mi? Kesinlikle evrensel. Mesela Allah Subhanahu ve Teala'nın güneşi evrensel mi? Ya evrenselden kastınız nedir? Evrenselden bahsin bütün dünyaya kapsayıcı mıdır? Kapsayıcıdır. Veyahut yağmurlar, bulutlar evrensel midir? Evrenseldir. Ya da havamız evrensel midir? Evrenseldir. Allah Subhanahu ve Teala bunları yaratmış mıdır? Yaratmıştır. Bütün bunları kabul ediyoruz da Allah'ın gökten indirdiği damlayı, bir dakika bir bitireyim. Gökten indirdiği damlaları, yağmurları kabul ediyoruz. Üstteki güneşi de kabul ediyoruz. Şu gökyüzündeki havayı da kabul ediyoruz. Ama gökyüzünden indirdiği o Kur'an'ı ne hikmetse nefsimize uymadığından dolayı reddetmeye başlıyoruz. Bunun için sebepler üretiyoruz. Bu bir Müslüman açısından kesinlikle ve kesinlikle kötü bir durum ve çelişkidir de. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bugün demokrasi olan bir memlekette ya da laik dediği ve laiklik nedir? Bütün dinlere, ideolojilere eşit mesafededir. Peki niçin Türkçülüğe eşit mesafede değil de Türkiye Cumhuriyeti işte belediyelerinin üzerinde ne mutlu Türk'üm diyene yazıyor? Ya da farklı okulların üzerinde ne mutlu Türk'üm diyene, ya da Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü niçin var? Ya da Kemalizm niçin okullarda öğretiliyor? Laiklik bütün her şeye eşit mesafede ise gerçek manada kendisine de eşit mesafede olacak ve insanlara Kemalizm ideolojisini dayatmayacak ya da ne mutlu Türk'üm sözünü dayatmayacak. Doğru mu? Şimdi şöyle bir şey var. Biz dediğim gibi yani şimdi şöyle, laiklik tamam, herkese eşit mesafede bulunması gerekiyor. Belki geçmişimizde de bu düşünceye sahiptik fakat eşit mesafede olmamış olabiliriz. Fakat şöyle bir şey var. Bizim geleneklerimiz var. Bizim yani çok bin yıldan öteye geçmiş bir devlet geleneğimiz var. Türklüğümüz var. Şimdi bunu bir kenara koymamız gerekiyor. Şimdi bunu tamam laikiz ama kimse hiçbir devlet bir insana zorla hani şey yapamaz. Şu ol, Türkçe ol, bilmem ne ol. İnsan kabul etmediği sürece, hani ona uygun görmediği sürece hiç kimseye zor bir fikri dayatamazsın. Ama bizim sadece anlattıklarımızı akıl olarak biraz düşünelim. Şu an yanlış mı doğru mu diye sordum. Ne mutlu Türk'üm diyene
arkadaş. Kesinlikle doğru bir laf. Kesinlikle doğru bir laf. Almanya'da olsanız size ne mutlu Almanım dedirtseydiler doğru muydu? Bakın şöyle bir şey var. Doğru mu? Bir insan ne mutlu Türk'üm demek istemiyorsa demeyebilir. Ben ona bir şey diyemem. Ama bugün bile okullarda bunu dedirttiriyorlar mesela. Biz Türk çocuğuyuz diyorlar. Kürt olana, Laz olana. Zavallı. Bakın Atatürk'ün de veyahut da sizin de o Türklükten ne anladığınıza bağlı. Bakın Türklük hiç de öyle. Yani insanlara çok bir zorluğu dayatan veyahut da hani birbirine düşünmeye çalışan veyahut da asabiyet kavramını illa ortaya çıkan bir şey değildir. O zaman Diyarbakır'daki o koğuşta Kürtlere yapılan işkenceler ne için yapıldı? Bunları yapanlar Türklü ve Türkçülüğe kendilerini atfediyordu. Neyle mesela alakası var? Türkçe konuş, çok konuş diye yazıyorlardı. Bunları bir cevaplandırırsanız. Bakın şu sözümü bir dikkatli. Ben delillerle, kaynaklarla konuşuyorum. Türkçe konuş, Türkçe konuş, çok konuş diyorlar mesela. Bu nedir? Bakın. Kürtçe konuşma diyor. Ya bakın şöyle bir şey var. Yasak olmuş olabilir. Şimdi o yanlış da olmuş olabilir. Onu da derinlemesine tartışmamız lazım. Ben burada bizim kadim bir geleneğimizden bahsediyorum. Ve İslam daha kadim. Türklük daha kadim. İlk insan Adem Aleyhisselam mı? İspatlayabilir misiniz onu? Ya bu sizin inkarınız olur. Bak siz Müslümansanız farklı bir durum, ateistseniz farklı bir durum. Şu an inkarcı durumuna geliyorsunuz. Türk olduğundan mı bahsediyorsunuz? Hayır, Türk olduğundan bahsetmiyorum. Müslüman olduğundan bahsediyorum. Kadimlikse ölçü, onu alalım kadimlikte ölçü. Siz devlet yönetiminden bahsediyorsunuz. Bizim kadim bir devlet yönetimimiz var ve bu devlet yönetimine de uzun yıllar sahip çıktığımız için buradayız ve buna inandığımız için buradayız. Osmanlı kendisini İslami bir devlet yönetimi kabullenmeseydi ne Osmanlı olabilirdi ne bugün belki biz Türklüğü bu kadar konuşabilirdik. Türklüğü de benimsedi. Tamam, Türklüğü de benimsedi ama neyin üzerinde benimsedi? Başta kim vardı? Hangi yönetim vardı? Siz bakın bunu ispatlayamazsınız ki. Yani Osmanlı Devleti, İslamiyet'i benimsediği için buralara geldi diyorsunuz ya. Siz bunu nasıl ispat edeceksiniz? Ortada. Yani Türk milletini koruyan, muhafaza eden şey neydi bugüne kadar? Fatih Sultan Mehmet'i İstanbul'a iten neydi? İslam inancıydı. İslam'ın cihad inancıydı. İslam'ın mücadele inancıydı. Şamanistler olduğu zamanlarda Türkler mesela hiç de o kadar izzetli değildi. Biz ona kalırsa yani Araplardan dini öğrendiğimizde Araplar gibi yaşamadık ki. Yani Araplar gibi yaşamış olsaydık, yani o saf İslam anlayışı, onların İslam anlayışıyla veyahut da sizin İslam anlayışıyla yaşamış olsaydık belki bu duvarlara gelemeyecektik. Yani bizim Türklüğümüzün hiç mi katkısı olmadı? Yani tamam, İslam'ı kabul ettik, benimsedik. Peki Türklüğümüzün hiç mi şeyi olmadı? Türklerin yani, Osmanlı'dan daha büyük bir devleti oldu mu geçmişte? O zaman öyle soralım. Biz sadece Türklüğümüzle geldik diye Türklüğümüzün ben burada çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda katkılarından birisi nedir? Birlik ve beraber inancımız. Türkler olarak mı? Bir dakika. Türkler Kürtleri, Lazları, Çerkezleri, Boşnakları bir araya getirtebilir mi? Fatih Sultan Mehmet kendisini Müslüman olarak tanıtıyordu ve halife olarak tanıtıyordu. Bundan dolayı da kendisine Müslüman diyenler onun sözüne katiyen ve katiyen isyan etmiyorlardı, itaat ediyorlardı. Ben size diyorum ki, bak ben şurada kendi fikrimi söyleyeyim. Biz burada ortak bir görüşte buluşmalıyız. Yani bunun adı İslam olmak zorunda değil. Bu inkarcılığa da girmez. Belki size inkarcılığa girmiş olabilir. Zaten İslamiyet bize ne diyor? Ortak bir görüşte ol. Yani birlik olun diyor. Beraber olun, birlik olun. İslam üzere birlik olun. Dışlamayın, dışlamayın. Evrensel bir şeyden bahsediyorum. Biz ortak bir çatıda, farklı fikirlerde de olsak da, farklı inançlarda olsak da birleşmediğimiz sürece bir şeylere, bir insana farklı şeyi dayatarak, yani farklı bir dini, inancı, ideolojiyi dayatarak hiçbir şekilde yol alamayız. Bakın bunun bedelini kaç defa ödedik. Bakın ben size genel bir şey söylüyorum. Yani illa İslam'da bu vardır, yoktur. İslam'da yoktur. Varsa da olmamalı. Yani eğer insanlar, siz ne dediniz? Yani bunu İslam'a değil, bizi yönetenlere veyahut da İslam'a kisvesi altında İslam'ı kullanan kişilere bunları mal edebiliriz ama İslam'a mal etmeyiz. Doğru mu? Tamam. Ben de diyorum ki evet, İslam'a mal etmeyelim ama biz ortak bir görüş altında toplanalım. Ortak sistemimizi, fikir ayrılıkları olsa bile konuşarak çözelim. Bunun için ne mutlu Türk'ümü kaldırmanız gerekli o zaman. Ortak fikirse herkesin bir olduğu bir fikir olması ben lazım. De, doğru mu? Ben de diyorum ki ben bir Türk olarak, ne mutlu Türk'üm olarak bunu söylüyorum. Söylemek istemeyen de söylemesin kardeşim. Ama devlet kademelerinde varlığından bahsediyoruz. Doğru mu? Tamam, kaldırılsın. Ya bakın bu ne mutlu Türk'üm olayı çok başka bir şey. Nasıl bir şey, öğrenelim. Ben bunu size anlattım. Bunu anlatmam için yani daha çok konuşmamıza oturmamız lazım. Özelliği ne mesela? Türkçülüğün özelliği ne? Türklerin özelliği ne? Kürtlerden farkı ne, üstünlüğü ne ki ne mutlu Kürdüm diyene yok da ne mutlu Türk'üm diyene var. Ne mutlu Kürdüm diyene çok var. Ondan bahsetmiyorum. Tabela olarak asmaktan bahsediyorum. Tabela olmak, burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti dışında hiçbir şeyi asması tabii ki de yanlış. Çünkü yani biz tek devletiz, tek milletiz ve Türklüğümüze borçluyuz bir nevi. İslam'a da borçluyuz, Türklüğümüze de borçluyuz. Çünkü bizim kadim bir devlet anlayışımız var ve bu kadim devlet anlayışımızın bize karşı getirdiği bazı özellikler var. Zamanında yanlış yaptık mı? Yaptık. Ama buralara gelmemizde etkisi var. O
etkiyi söyler misiniz? Ta Sultan Alparslan'dan bu yana. Neyi? Etkisini söyleyin. Yani Türkçülüğün etkisini bir örneklendirin ya da tarihsel olarak söyleyin. Emperyalist kuvvetler ya bugünkü Avrupalılar olsun, Haçlılar olsun onlara karşı dik durmaz. Bunu bir Kürt de yapar, bir Laz da yapar bunu. Bunu daha çok Türk yapmış. Bunu neye görüyorsunuz? Tarihte bakın az önce siz Fatih Sultan Mehmet'i, Fatih Sultan Mehmet kim? Türk değil mi? Yani Türklerdeki cihat anlayışı İslamiyet'ten farklı olsa bile eskiden beri gelmiyor muydu? Hayır, yani bakın bahsettiğiniz illetler, sebepler başka ırkların üzerinde de var. Yavuz Sultan Selim Türk. Haçlılara karşı mücadele, yani Avrupalılara karşı mücadele etmiş. Anadolu'ya kimler girdi? Anadolu'nun kapısını kim açtı? Sultan Alparslan mı? Kim açtı size? Tamam, Sultan Alparslan açtı. Hayır, size göre kim açtı? Kim tamam, Türk olabilir ama o Türk'ü o şeye getiren şey ne? Kudüs'ü kim aldı? Selahattin Eyyubi aldı. Doğru mu? O da Kürt. Tamam. Ne yapalım şimdi? Tamam. Ben size diyorum ki bizim kadim bir anlayışımız var. Bu kadim anlayışımızın etkisiyle buraya geldik diyorum. Siz değerini soruyorsunuz diyorsunuz ya. Düğün değerini. Ben size bakın söyledim zaten. Ben size Cumhuriyet Bayramı'ydı diyorum. Bu zamana kadar zaten bunu öğrenemeyen bir insan bu saatten sonrası da öğrenmesi hiç beklenemez. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler konuştuğunuz için.